Ayrıca o yıl söyleyeceksin. Tamam mı canım? Bu evet, bunları derge işte biliyorsun. Olabilir. Onunla yani renklendirsek daha güzel olur. Şu dalları çıkarıyorsunuz. Tamam mı Evren? Bu şekilde. Bunlar 3 boyutlu rölyef, kağıt rölyef tablomuz, tablolarımız. Öğrencilerimiz yaptılar. Atatürk başta olmak üzere liderimiz. Semazen, sonra ninemiz. Bunlar gerçek yosunlar. Bulgurlarımız var. Bulgurlarımızı tek tek yani renk vererekten boyuyoruz. Bu şekil kullanıyoruz. Eski tavalarımız. Bunlar da geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Saat olarak boyadık. Bu şekil. Arkadaşların çocukları da bir beraber geliyorlar. Onlar daha bir ilgiyle en azından çağın telefonundan kurtuluyorlar. Ya bir saatin, iki saatin ne bile olsa boyuyorlar. Annesiyle birlikte çiziyorlar. O şekilde yapım yapıyorlar ve daha bir hevesle geliyorlar. O şekil ürettik. Ve hepsi gerçekten maddi ve manevi konuda, her konuda çok güzel şeyler yaptığımızı, ürettiğimizi inanıyorum. Çalışmalarımız yapay çiçeklerimizde biz kendimizle öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Evde bayağı bir sıkılmışlardı, bunu almışlardı. Psikolojikmen çok çok etkisi oldu. Ve hafta sonu bile diyorlar ki hocam inanın biz kursumuzu özledik. Yani burada motive oluyorlar. Daha da bir rahatlıyorlar. Arkadaşlar gerçekten paylaşmayı öğreniyorlar. Çok güzel bir sosyal etkinlik oluyor. Çocuklarla birlikte, çocuklar da aynı şekilde anne hadi kursa gidelim falan diye bayağı ben bunu duydum ve çok da hoşuma gidiyor. Şimdi çerçeveyi çıkar rica ederim, eline sağlık. Ecem kızımız da boyuyor. Geçen koymuştuk yani. Evet, tüylü başta olur böyle. Olabilir, o da olabilir. Bu şekilde olabilir yani. Kağıdı yalnızca kağıdı da kabartabilirsiniz. Evet, evet. Tamam, böyle. Tamam, bu ayrıca kızımın da burada olması bana büyük katkı sağlıyor. Şu açıdan katkı sağlıyor. Çocuğum da bana bakaraktan, benim yaptığım şeyleri görerekten o da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu çocuklar için çok büyük bir bence katkı. Neden? Çünkü çocuk da bakıyor, annesi bir şeyler üretiyor. Çocuk da bu sefer bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu tabloyu kızımla beraber birlikte yaptık. Ben kestim. Kızımsa bana yardım etti, çizdi. Biz burada tabii ki yapıyoruz ama bazı çalışmalarımızı eve de götürüyoruz. Çocuklarımız televizyon, tablet karşısında oturmaktansa ufak tefek bize bu şekilde yardım ediyorlar. Ve böylece çocuklarımızı internetten, televizyondan uzak tutuyoruz. El becerilerini kuvvetlendiriyoruz. Aynen. Şunu şöyle biraz kaldır. Şöyle bıçakla. Simledin mi? Hı, onları öyle. Azıcık mı? Yani buraya gelmek benim için bir nefes oldu. Yani sevdiklerime hediye hazırlıyorum. Akrabalarıma hediye hazırlıyorum. Çok güzel oldu benim için. Yani Leyla Hoca ile tanışmak, bu kursta olmak, arkadaşlar edinmek sosyal açıdan ferahlık olarak çok iyi oldu benim için. Bu bebekleri kızımla birlikte yaptık. Saçlarını takmamda yardımcı oldu. Böyle güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da Türk bayrağımız. Swarovski ile süslediğimiz, kabarttığımız Türk bayrağımız. Ömer Halis Demir'i kahramanımızı anlatan bir resim. İstanbul resmi. Hazreti Ali'nin kılıncı. Ve kişi makinemiz. Hocamız röportajı bu tek arkasını seçebilir miyiz? Şu an biz çıkıyoruz. Ne zaman?